Kendi canınızın kıymetini bilin. Vücudumuzun yedeği yok. Sana gelen hastalarda en organlarınızı... çok hangi sorunda geliyorlar? Böyle bir şey yok. Yani doktor da olmaz. Yani çok çalışmak gerekiyor. Mesela bu yaşlanmayı durdurmak için yani tıp anlamında ne yapılıyor? Şimdi bunları yaptığınızda zaten damarlarınız da yaşlanmıyor. Damar yaşını sizin yaşınızı belirliyor. Ne kadar yaşlanmışsa damarınız sizin yaşınız da o kadar ileri demek. Sağlıkta hastalık tedavisi çok daha farklı noktalara doğru gitmeye başladı. Bakın bu yaşlı ne huzur anladım? Evinde tabii mecburen yakınlarından dolayı bir deneyim mi oldu? Yani orada yatan hastaların yaşları 50 ile 60 yaş. Yani çok genç ya, yani, çok gençler. Yani öyle 70, 80, 90 değil. Yani çok genç insanlar oralarda şu anda yatıyorlar yataklarda. Yani. Evet. Bakın İstanbul'da 19, benim sadece Ataşehir'de çalıştığım bölgede 19 tane huzur evi var, biliyor musunuz? 19 tane huzur evi var. Tabii. Yani ne demek istiyorum? Huzur evi, bakım evi ne demek biliyor musunuz? Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamayan, bakımını karşılayamayan insanlara bakılacak yerler demek. Ama bakın, bu Japonya'da, bu Yunanistan'daki bu yerlerde bakım evi var mı acaba? Ben o tüm buradaki dostlarıma şunu söylüyorum. Netflix'te bir dizi var. 100 yıl yaşamak. Lütfen onu izleyin. Lütfen. Bakın dostlarım, hasta olmamak için elinizden geleni yapın. Doktorlarımız var, şahane doktorlarımız var, uzmanlarımız var. Hastaneler var. Bize, ama bakın, biz doktorlar var diye güvenmeyin. Doktorlar da hastalanıyor, ölüyor. Ölüm diye bir gerçek de var. Ölümün önüne evet. Kimse geçemez. Ama siz bakın, kendi canınızın kıymetini bilin. Vücudumuzun yedeği yok. Bakın ben bütün hastalarıma şunu diyorum. Şu anki teknolojiyle bizim organlarımızı yedekleyemiyoruz. Sen karaciğerini mi bozdun? Siroz mu oldu? Yakınından karaciğer dileniyorsun. Çünkü bir kere zaten biliyorsunuz kadavra çok yeterli değil. Yani organ bağışı. O yüzden nakilde karaciğer nakilde, böbrek nakilde biliyorsunuz canlı nakiller çok daha fazla Türkiye'de. Eşinizden dostunuzdan organ. Peki şu anda sana gelen hastalarda en çok hangi sorunla geliyorlar? En çok nedir şu an yaygın olan son yani 2023 yılında en popüler nedir? Bir doktor. Metabolik sendrom, insülin direnci, şişmanlık, artan kan yağları, ürik asit yükseklikleri, bunlara bağlı sorunlar. Bunların hepsi bakın ben gelecek çok daha korkunç. Ben çok, ben bir çocuk hekimi değilim ama çocuklarımızı gelecek ilişkin olduğunda çok büyük evet. Tehlikeler bekliyor, çok. Bakın. Bir an önce kabus kutu halinde. Yürüyün, hareket edin çocuklar, koşun, zıplayın, ip atlayın. Gelmesi gerekiyor. Kul bahçelerinden nos geçilmesi gerekiyor. Yani sınıflardan ya çıkın sana, bakayım. Hadi biraz koşun. Hareketsizlik ve beslenme en önemli iki sorun. Öyle görüyorum. Doğru mu? En önemli iki sorun. Bir, işte sağlıksız beslenme. İki, hareketsizlik. Çok önemli. Bence işte bir üçüncüsü de duygu durumunu yönetememek. Yani duygusal stres de hastalıkların en büyük sebeplerinden biri aslında. Yani siz bakın, siz sağlıklı beslenin, hareket edin. Biraz da duygu dünyanızda stresinizi kontrol etmeyi öğrenin. O zaman da hastanede ihtiyacınız olur. Duygu tarafı tabii Türkiye'de çok büyük sorun bu. Bir de bakın bunu da söyleyelim. Sigara öldürür. Bana geliyor yani şuna da dostlar söyleyeyim. Geliyor bu Ataşehir bölgesinde biraz daha tabii ki Türkiye genelinden daha mali açıdan daha yüksek bir kitleye hizmet ediyorum. İşte glutatyon yaptırsak mı hocam? Antioksidan. Ondan sonra vitaminler alsak mı?
Senin cebinde sigara var. Sen önce sigarayı Bu bırak. sigara gerçekten zararlı mı ya? Sanki ben Şöyle sigara bir konusunda düşün. yani insanı öldürdüğü konusunda şüphelerim var. Çünkü gerçekten yani insanlar Türkiye'de müthiş sigara içiyor insanlar. Ve bunların yani belki erken ölüyorlar ama direkt yani Evet. erken ölüyorlardı ama gerçekten Evet. birebir ölümü sağlayan bir şey mi sigara? Ben yani meslek hayatımda birebir gördüm. Bir tane aslan birkaç ay önce geldi. Akciğer kanseri beyine sıçramış. Sigara içiyor. Bana dedi ki, ne dedi biliyor musun? Talha Bey. Bana hiçbir doktor sigarayı bırak ölürsün demedi ki diyor. Ya şaşılacak bir şey değil mi? Yani ben o yüzden zaten yıllar öncesinde de bir aslan öyle söylemişti. Bana kimse sigarayı bırak demedik. Yani biz hep Ama karşıdan Türkiye bir doktorlar şey bekleriz, içiyor içinde sigara. Bakın benim taşlarız ya. üye olduğum bir dernekte Türkiye'nin en ünlü doktorlarıyla beraberim. Ama bu doktorların hep sigara içiyor. İşte Yani doktor sigara doktor maalesef sigara içiyor. ben o doktorlardan, evet, haklısınız. Ama ben o doktorlardan dinledim. Şimdi buradan programın şeyi merak ediyorum. Şimdi bu o cerrah yani, şey yapan direkt ameliyata giren doktorlar var ya, orada biraz sanki sanatkarlık orada giriyor. Yani sanki hiç ameliyata girmeyen doktorla yani iç hastalıkları uzmanları gibi. Bir de ameliyata girenler var. Bu ameliyata girenlere bir el becerisi çok daha ön planda olmuyor mu? Yani orada öyle bir şey gözlemliyorum. İşte dedim ya size bir Sanatçı. Heh. sanatçı edasıyla ama sonuçta evet sanatçı edasıyla bir cerrahi branşta çalışır. Ama tüm branşlar, hekimlikteki tüm branşlar aslında bir sanatçı yaratıcı edasıyla siz bir hastalık tanısı koyuyorsunuz, bunu yönetiyorsunuz. Aslında bunların hepsi ruha dokunuyorsunuz, insanı dinliyorsunuz, muayene ediyorsunuz. Bir sorunu güzel sağlıkla çözdüğünüzde insanın yüzünde gülümseme uyandırıyorsunuz. Sanat da nedir? İnsanı gülümseten bir şeydir. İnsanı mutlu eden bir şeydir, değil mi? Yani duygulara da hitap eder sanat. Sanat da her zaman olmalı, değil mi? Sanattan da vazgeçmemeliyiz. Güzelleştirir, duyguyu da Yani güzelleştirir sanat. bu kalp, İnsanı da güzel. omurga yani Yani insan bedenini dokunup iyileştiren doktorlar bunlar nasıl böyle bazı acayip popüler dünya çapında oluyor. Yani bununla ilgili nasıl bir pratikte mi kolay? Yani bu yer yetenek mi pratik mi nedir bunun arkasındaki başarının arkasındaki şey? bir kere yani şöyle bir şey yok. Yani doktor da olmaz. Yani çok çalışmak gerekiyor. Biliyorsunuz Azmi Hoca var mesela. Çok Dünya çapında Azmi Hoca. Yani, hakikaten evet. Avrupa'dan geliyor özel uçakla ona ameliyat oldu. Yani bu Yani. mesai işi, emek işi, doktorluk emek işi, çalışma işi, mesai işi. Yaptıkça geliştiriyorsun. Çok biraz da tabii ki konsantrasyon, ilgi. Ben de ilgi, konsantrasyon, emekle bu yani çok çok hani mesela bir cerrah, bazı cerrah daha yetenekli, bazı cerrah biraz daha az yetenekli. Belki olabilir yani kişisel farklılıklar olabilir ama her iyi çalışarak, konsantre olarak Evet. işini iyice yapabilir. Yani biraz Evet, küçük farklılıklar doğru. Bazıları olabilir kendini tabii iyi ki satıyor. Yani o doktorların kişilerden bazı de. karizmatik özellikleri de var. Hani o kendini çok satanlar bence Yani biraz. Orada biraz satış giriyor işin içine. işte sonuçta bu mesleği eğitimini alıyorsun. Mesai harcıyorsun. Aşağı yukarı belli bir standardı yapıyor olman gerekiyor. Tabii ki kişisel farklılıklar mutlaka biraz daha iyi olanı, biraz daha kötü olanı ha olacaktır. Evet, şimdi Her buradan meslekte programın olduğu gibi. esasen ilginç kısmına geçmek istiyorum. Bu yaşlanmak. Yani yaşlanmayı nasıl? Mesela ben şanslıyım. 60 yaşımı bitiriyorum. 60 yaşına kadar. Çok iyi görünüyorsun ama senin çok iyi bir spor yaptığını da Haftada biliyorum. 7 gün Hala spor, neler haftada 7 gün yapıyorsun? spor yapıyor. Ama burada en önemli şey, yani burada ben hep bütün programı ağırlık çalışıyorum. Bence kas gücü çok önemli bir şey. Kardiyo,
Kalbi yormam gerekiyor. Yani kalp atışını hızlandıracak 10 dakikalık egzersiz yapmak gerekiyor. Çok önemli. Onu işte yüzmeyle, koşuyla, tenisle yapıyorum. Yani 3 gün kalbim üzerine çalışıyorum. 2 gün ağırlık üzerine çalışıyorum. 2 günde meditasyon, yoga gibi rahatlatıcı şeyler yapıyorum. Yani toplam her gün bir şey yapıyorum sonuç olarak da. Yani bu bir alışkanlık yani. Yani yaparken düşünmüyorum, planlamıyorum da direkt yapıyorum. Yani sabah öyle başlıyorum ve zevk alıyorum yani bir şekilde. Ama birçok şey var. Tabii bununla ilgili bir sürü kitap da yazdım. Ama yani şey merak ediyorum. Yani bu yaşlanmayı durdurmak için yani tıp anlamında ne yapabiliriz? Biz, tıp anlamında. Veya tabii spor falan güzel de tıp anlamında ne yapabiliriz? Mesela siz dediniz yaşım 60. Değil mi? Belki sizin telomer yaşınıza baktığımızda, biliyor musunuz onu? Biyolojik yaşınızda 40 olabilirsiniz. Gerçekte önemli olan zaten biyolojik yaş. Yani bunu da artık tıp ölçüyor. Yani sizin biyolojik yaşınız kendi kronolojik yaşınızdan daha önde, ileride de olabilir, geride de olabilir. Tamamen bu neyle ilgili? Sizin yaptıklarınızla ilgili. Tölömer dediğimiz kromozomların uçlarında bir küçük kısımlar var. Yaşla birlikte onlar kısalıyor. Onlar sizin yaşınızı gösteriyor. Ne kadar kısaldıysanız ölüme de o kadar yaklaşıyorsunuz maalesef. Yani bu tölömerleri uzun tutmanın yolu neydi? Sağlıklı besleneceğiz. İşte sağlıklı aktiviz mutfağı bunlardan biri. Hareket edeceğiz. Duygu dünyamızı düzelteceğiz. Siz bunların en iyisini yapıyorsunuz demek ki. Evet. Bir telomer var. Peki geç görünmekle geç ölmek arasında bir ilgi var, bağlantı var mı? Geç ölmek. Genç görünmekle evet bağlantı var. Yani şunu söyleyeyim. Şunu söyleyebilirim. Eğer sizin iç organ yağlanmanız, sizin yaşınızı, damarlarınızın çok güzel. Bu mesela önemli. Yani sizin damar esnekliğiniz, damar yapınız, içindeki damarın içindeki düzen ne kadar iyiyse, içinde hiç plak oluşmamışsa o kadar genç bir damara sahipsinizdir ve o kadar genç olduğunuz için daha uzun yaşayacaksınızdır. Şimdi hani aslında damarlarımıza iyi bak. Asıl nokta belki de en önemlisi, vücudumuzun her yerine damarlar dolaşıyor. Belki de en önemli şey. Nasıl bakabiliriz damarımıza? Nasıl iyi bakabiliriz damarımıza? Yani, beslenme mi? İşte hep söylüyorum. Sağlıklı besleneceğiz. Sizin yaptığınız gibi fiziksel aktivitenizi iyi tutacaksınız. Stresi yöneteceksiniz. Sigara içmeyeceksiniz. Bunları yaptığınızda zaten damarlarınız da yaşlanmıyor. Damar yaşını sizin yaşınızı belirliyor. Ne kadar yaşlanmışsa damarınız sizin yaşınız da o kadar ileri demektir. Ben zaten şuna yapıyorum gelen hastalarıma. 50 yaşına gelmişse veya işte bir takım riskleri var, sigara içiyorsa, riskleri falan, kan şekerleri sınırdaysa mutlaka şah damarlarına bakıyorum. Çok önemli. O karotisteki intima kalınlığı, damar sertliği, üzerindeki plak oluşumu bizim hani vasküler yapımızla ilgili en kolay, en basit bilgiye ulaşma yolu. Onu mutlaka belli yaştan herkesin yaptırmasını öneriyorum. Yani damar Doppler'le çok kolay. Şuraya bir şey sürecek doktor, radyoloji doktoru. Şöyle boynunuzdan tüm kalpten çıkıp boynundan beyine giden damarlarınızı kontrol edecek. Buradaki plaklar da çok önemli, biliyor musunuz? Buradaki plaklar işte zihinsel sorunlar, işte vasküler demans, bunama sorunları, felç sorunları, strok gibi sorunlara sebep oluyor. Yani şimdi ilaçlara geleceğim. Yani damarlar ilaç geleceğim. İlaç önemli. İnanılmaz ilaç yazıyorsunuz ve devam farklı markalar var. Bu ilaçları nasıl takip ediyorsunuz? Bu kadar çok farklı ilaç, hangi ilaç vereceğiniz çok önemli. Çünkü yanlış dozajlar insanda farklı tepkiler oluyor. Doktorlar bu konuda kendini nasıl eğitiyorlar veya bilgilendiriyorlar? Bu hangi ilacın kullanılması konusunda? Zaten tıp fakültesinin ikinci sınıfta farmakoloji görüyoruz. Farmakoloji gerçekten bir bilim, bilim dalı, ilaç bilimi. Zaten tıbbın bu şey tarihine de baktığımızda insanlar önce bitkilerden yararlanmışlar, biliyorsunuz. İlaç
ilaç sanayi gelişmeden önce işte yaraları düzeltmek için, ağrıları azaltmak için, hastalıkları azaltmak için, enfeksiyonlardan korunmak için bitkilerden yararlanmışlar. Sonra bu bilim dalı gelişmiş, farmakoloji gelişmiş ve artık son teknolojide bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin geleneğinize uygun ilaçlar üretilecek. Biz değil, zaten gelecekte yani şu an öngöremeyeceğiz pek çok şey yaşanacak. Yani tıpta hani dedim ya bir tanesi organlarımızı iyi koruyalım. Çünkü organlarımız iflas ettiğinde başkasının organlarına ihtiyacımız olacak oluyor. Ama gelecekte şu olacak biliyor musunuz? Siz şunu duydunuz mu? 3D printer'dan çıkmış bir organ. Kök hücreleri koyacaklar. Printer'dan organ üretecekler. Bunu yaptılar biliyor musunuz? İdrar torbasını 3D printer'dan hastanın kök hücresinden bir idrar torbası ürettiler ve bununla ilgili galiba onun üzerinde insan var. Şu an o idrar torbasıyla yaşıyor. İdrar torbası müthiş bir şey. Yani teknoloji, tıp inanılmaz tabii ki gelişiyor. Belki kendi kök hücrelerimizden hastalanmış dokularımızı, organlarımızı yerine kök hücrelerinden oluşturulmuş organları transplante edebileceğiz ama bu çok yakın planda bu, değil. O yüzden siz organlarınızı 3D printerle başka hangi organ mesela herhalde böbrek yapılamaz herhalde değil mi? Şu an sadece mesane üretilmiş. İdrar torbası. Şu an internetten bakın. Onunla ilgili bir doktor da var. İşte hastalar da var. Bu şekilde üretilmiş sadece bir idrar torbası var ama bakın yapılabilmiş. Yani çok nereden nereye geliyor? Bitkilerle başladık. Artık genetik yapımıza uygun ilaçlar, kök hücrelerden üretilmiş organlar. Zaten rejeneratif tıp da gelişiyor biliyorsunuz. Bu şekilde. Bu buraya doğru evriliyor. Yani bir film vardı. Ben çok etkilenmiştim. Siz izlediniz mi? Ada diye ayrıldım. Bir dedim onu bilmiyorum. Ayrıntı nedir biliyor musunuz? Bir adada böyle klonlar var. Dolly gibi. Ama bu klonlar sadece zenginlerin klonları. Zenginler gelecekte de zenginler şanslı. Çok zengin. Bir klonunu üretiyor. Ola ki bir kaza geçirdi. Hastalık oldu. O adadaki bir klon insanın organı alınıyor, gerçek yaşamdaki insana takılıyor falan. Ama o klonlar da kendilerini yaşayan insanlar gibi. Yani bizim gibi, yani sizin gibi normal insan klon olduğunu bilmiyorlar. Sizi tatile götüreceğim. Organ, bir sessiz bahsedemem ben. Yani. İnanılmaz biliyorum. Şeyi merak ediyorum. Bu sonra güzellik, botoks, iğneler. Bu özellikle kadınlarda bu çok yaygın. Kalça küçültme, büyütme. Bunun sağlığa zararı var mı bunların? Botoks zaten bir botulinum toksininin enjekte edilmesi. Kasların geçici felç durumu. Geçici bir durum oluyor zaten. Kalıcı bir durum değil. Yani pek çok bayan bunu kullanıyor. Bayan değil, erkekler. Tıbbi amaçlı da zaten biliyorsunuz migrende de botoks kullanılıyor. Çene sıkmada masseter botoksu yapılıyor. Çene sıkmayı engellemek için. Şu ana kadar bilinen, eğer doğru ellerde bu işi bilen insanlar tarafından yapılırsa şu ana kadar çok da ciddi sorun yaşanmamış botoksla ilgili. Pek çok rejeneratif tıp bakın gelişiyor. Kök hücre tedavileri oluyor. Ciltte yara tedavileriyle başladı kök hücreler. Kök hücre enteresan. Her tip hücreye dönüşebilen hücre demek. Her hücre deliğe dönüşebilir. Yani kök hücre kullanarak farklı dokulara dönüştürülerek o dokuların onarımı, yenilenmesi sağlanıyor şu an. Kendi kök hücrenle yapıyorsun diye biliyorum ben. Doğru mu?
Kendi kök hücreyi de kullanabilirsin. Başkasının kök hücresi de mesela kordon kanından falan da yapıyorlar. Duydunuz mu bilmiyorum. Sünnet derisinden falan yapıyorlar. Yani şu Bir anda tekrar. ispatlanmış bir zarar yok ama demek doğru ellerde olduktan sonra ispatlanmış bir zarar yok. Yani şu an için doğru ellerde olduğu sürece bilinçli hekim kontrolünde bunların bir zararı yok. TRP'ler yapılabiliyor. Kendi kanınız alınıyor biliyorsunuz. Santrifüj ediliyor. Orada büyüme faktörleri kullanılıyor. Kolajen uyarılıyor. Yani artık işte dediğim gibi sağlıkta hastalık tedavisi çok daha farklı noktalara doğru gitmeye başladı. Yaş almanın önüne, yaşlanmanın önüne nasıl geçilir? Bununla ilgili dünya uğraşıyor. Bakın bir Amerika'dan konuşmacıyı dinledim geçenlerde. Bir grup insana 2 sene, 3 sene sağlıklı beslenme programı Evet. uyguluyorlar. Akdeniz diyetine uygun. Sonuç ne biliyor musunuz? Yaşları geriliyor. Evet. Gençleşiyorlar. Beslen. Beslenme çok önemli. Biz kendimizi yaşlandırabiliriz. Karbonhidratla, basit şekerli, fast food türü beslenerek, trans yağlı, işte doymuş yağlı besinlerle beslenerek yaşlandırabiliriz. Tam tersine gençleştirebiliriz. Kronolojik Müthiş yaşımızın bir şey gerisinde de aslında bu. olabiliriz. Şimdi programın sonuna Evet. gelirsen birkaç tane soru soracağım. Fakat bu COVID'e gelmek istiyorum. Bu COVID gerçekten gerçek mi diyeyim? Yani COVID gerçek mi, tekrar olacak mı? Nedir esasında COVID ve tekrarlanma şansı var mı? Yani tekrarlanma olanağı var mı? Ya şimdi ben hastalarıma da aynı şeyi söyledim. Diyelim ki biyolojik bir savaş olsun, virüs üretilmiş olsun laboratuvarda. Diyelim ki. Bu bilginin bize ne faydası var? Bir. Biz her zaman için yapabileceklerimize odaklanmalıyız. O süreçte COVID'den korunma yöntemleri vardı. Sonuçta bir sorun mu var enfeksiyonu? Bir hasta insanla temas etmemek Değil. mantıklı mı, akıllıca mı Tamer Bey? Akıllıca değil mi? Yani hasta bir insan, öksüren bir insanın yanında olmak Değil. zorunda mı o Değil. kişi? Evet. Öksüren bir kişi. Evet, yani hasta bir insanın yanına gitmeyeceksin. Mantıklı mı? Mantıklı. Yani öksüren ateşli bir insanı, ateşli bir insan da evde yatmalı mı? Bu da Mantıklı. mantıklı mı? Değil mi? Mantıklı. Yani o zaman izole olacak. Hasta kişi yatacak, istirahat edecek. Beslenmesine dikkat edecek. Ne yapacak? İşte korunacak. Zaten bir viral enfeksiyon tedavisi de yok. Hala bitki yok. Şu anda da yok COVID'in bir tedavisi. İmmün sistemini güçlü tutacak. Zaten ne dedim biraz önce en başta? Hastalanmamaya çalışacağız. Yine işin başına yine bunu söylüyorum. COVID olunca ne yapacağız değil. COVID olmamak için ne yapacağız? Ya da COVID olduğumuzda hafif nasıl geçireceğiz? Şimdi başlığımız Hipokrat'tan günümüze doktorluk nereden nereye gidiyor? Bu soruyu başlığı sen koymuştun. Bunun bir cevabını rica etsek. Ne diyelim bu konuyla, bu başlıkla ilgili? Valla hekimlik ben severek yapıyorum. Ağrıyı kesmekle başlamış. İnsanlar ağrı çekince hekimlik mesleği konuşmuş. Düşünsenize ağrı çeken bir insanın ağrısını kesiyorsunuz. Çok özel bir şey aslında bu meslek. Gerçekten öyle. Ya ağrınız var, kullanıyorsunuz ve ağrısını kesiyorsunuz. Önemli bir Bu şey. mesleği sevmenin arkasında bu mu var yani? Bu insanı iyileştirme gücü. İyileşim tabii ki. Fark yaratıyorsunuz. Siz bir insanın sağlığını Özellikle. düzelterek fark yaratıyorsunuz. Bir insanın şikayetini ortadan kaldırarak fark yaratıyorsunuz. Gerçekten bugün taburcu ettiğim hasta
Yani yine birbirimize sarılarak kavuracaktım. Niye? 5 gündür bel ağrısından kıvranıyor. Böbrek enfeksiyonuymuş. CRP'si yüksek, idrarda dayanması var. Tabii ki uygun ilaçları verdi. İdrar kültüründe üremesi oldu. Doğru tanı, doğru tedavi. Şikayeti geçti. Bundan güzel bir şey olabilir mi belki için? Bundan güzel mutluluk olabilir mi? Müthiş. Bu, bunu her gün, her gün, her gün yaşıyor doktorlar bu güzel duyguları. Her gün. Her bir gün, de bu şey. Her gün yaşıyor. Bugün, bir de bu şey yoğunluğu var. Yani bunu yaparken nefes bile almıyor. Bir hasta gidiyor, bir hasta çıkıyor. Acilen birisi çağırıyor. Bu stres yaratmıyor mu bu tempo? İşte bunu da bir hekim stresini de iyi yönetebilmesi lazım. Zaten. Bunu da becerebilmesi lazım. Müthiş bir odaklanma ve duygu yönetimi gerektiriyor mesleğinizde. Şimdi canlı yayın bittikten sonra servise bağlanacağım. Serviste yatan 89 yaşında bir hastam. Akşam yatırdım, MR'ını istedim. Ve gece uykudan uyanmış, böyle biraz kafası şey olmuş, böyle bulanmış. Yıllardır takip ettiğim diyabetik bir hasta. Üsküdar'dan beri takip ettiğim, şimdi onunla konuşacağım, ilgileneceğim. Ama güzel bir şey insanlarla ilgilenmek. Zaten insanla ilgilenmeyi seviyorum. Doğru. İnsan sevgisi çok önemli. Son bir sorum var kapatmadan önce. Gençler, yani yeni hekimler, doktorlar kariyerlerini daha üst yerlere gelebilmek için veya daha iyi para kazanmak için en azından bir süre için yurt dışına gitmeliler mi, gitmemeliler mi? Kesinlikle gitmeliler. Yani sonuçta uzun süre kalmaları gerekmiyor ama gitsinler, orada izleyici olsunlar, aktif çalışabiliyorlarsa çalışsınlar, bilimsel çalışmaya katılsınlar. Bir kere dünyadan kopuk olmamalı hekim. Sadece dünyadan değil, Türkiye'den de kopuk olmamalı. Sosyolojiyi de bilmeli, siyasette de karışmalı. Yani hekim her şeyden haberdar olmalı. Uyanık olmalı, akıllı olmalı, konsantre olmalı. Kendine de iyi bakmalı. Aslında bir çok yönlü olmalı gibi geliyor. Yani çok yönlü olmalı. Evet. Kitap okumalı. Evet, kitap okumalı, sosyal olmalı. İnsan ilişkileri de iyi olmalı tabii ki. Çünkü karşımızda bir canlı var. Yani sonuçta duyguları olan diyorum ya, her bitkiyle ilgileniyorsunuz. Bitkilerle de ilgilendiğinizde güzelleşiyor. Hayvanları sevdiğinizde size karşılık veriyor. Yani severek yapacaksınız, bir makine tahmin etmiyorsunuz. Türkiye'de sağlık çok ucuz. Mesela benim oğlum Kanada'da yaşıyordu. Ödü kopuyordu orada başına bir şey gelecek diye. Burada geliyordu, check-up'ını her şeyi yapıp, yapabileceği her şeyi yapıp ondan sonra gidiyordu Kanada'ya. Çünkü yok orada baba diyor, en ufak bir şey diyor, ben o parayı karşılayamam diyor. Yani orada o kadar pahalı sağlık hizmetleri. Ya çok değerli yani. Değerli çok orada. Yani işte Türkiye'de hekimlik yapmak kolay değil. Fizik şartlar, maddi şartlar. O yüzden doktor adaylarına sesleniyorum. İyice düşünsünler. Çünkü bu mesleği seçtikten sonra seveceksiniz. Severek yapmak zorundasınız. Ya evet, da hiç evet. Seçmeyin. Funda hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bence harikaydı. Herhangi bir eklemek istediğim bir şey var mı? Ben mümkün o kadar bütün soruları sordum. Teşekkür ederim. Umarım hani insanlarımıza faydamız olmuştur. Ama ben yine de tekrar söylüyorum. Sağlığımızın kıymetini bilin. Vücudumuzun yedeği yok. Onu söyleyeyim. Sağlık çok kıymetli. Hastayken hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Sağlıkla yaş almak çok önemli. Bunun için yapmamız gerekenler belli. Bunu hep söylüyoruz. Bunları yapın. Sağlığınızın kıymetini bilin. Yani kendi iyi bakarsan her bakımdan hem daha uzun yaşarsan, daha sakin yaparsan, hem de doktordan daha uzak kalırsın. Öyle anladım programda ben. Öyle. Tabii ki sağlık sorunlarınız olduğunda doktora gelin ama sağlık sorunlarınızın olmasını azaltmak için de elinizden geleni yapın. Sağlıkla kalın. İnşallah herkes Funda Hocam gibi bu işi severek, isteyerek ve eğlenerek yapar.